Nefis yemek tariflerinden Erzurum ketesi tarifi. İlk olarak iç harcı için 75 gram tereyağını eritelim. Eriyen tereyağına 2 su bardağı un ilave edip unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Daha sonra 1 çay kaşığı dolusu tuz ilave edip karıştıralım. Hazırlanan iç harcını soğumaya bırakalım. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı sıcak süt ve 1 paket yaş mayayı alarak eritelim. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve yeteri kadar tuzu ilave edip elimizle hızlıca karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 8,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak bezeler yapalım. Hazırladığımız bezeleri unlanmış kaba dizelim. Üzerini streç film ile kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Sürenin sonunda bezeleri unlanmış tezgah üzerinde orta büyüklükte açalım. Açtığımız yufkanın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürelim. Daha önceden hazırladığımız unlu karışımdan her yerine serpelim. Yufkamızı rulo şeklinde saralım. Rulonun bir ucunu içe doğru kıvırıp kendi etrafında dolandıralım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Kabarması için 10 dakika bekletelim. Daha sonra ketelerimizin üzerine parmak uçlarımızla bastıralım. Yumurta sarısı sürüp 200 derece fırında 20-25 dakika pişirelim. Biz bu şekilde 13 adet kete elde ettik. Erzurum ketemiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.